silah tutan örgütlerle, elbette terör örgütleriyle görüşülmez dediği anda aklıma Oslo görüşmesi de geliyor bir taraftan yakın geçmişteki. Fahrettin Altun'un bir duyurusu var. Ben de sizlere duyurmuş olayım onu. Diyor ki yarın saat 14.30'da İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir güvenlik toplantısı icra edilecekmiş. Aslında Dolmabahçe seçilen mekan bundan işte bir süre önce adına çözüm, açılım ne derseniz çözüm süreci denilen süreçte görüntü verilmiş, o tarihi fotoğraf karelerinin çekildiği bir mekan. Ve yine bakın kaderin tuhaf bir cilvesi. Yarınki bu güvenlik toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın olacak. Niye kaderin tuhaf bir cilvesi dedim? Çünkü Hakan Fidan da o çözüm süreci denilen süreçte işte devlet adına o yapıldığı belirtilen görüşmelerde görüşen isimlerden biriydi. Yarın güvenlik zirvesine ev sahipliği yapacak Dolmabahçe Çalışma Ofisi Mehmet Tezkan. Evet. Zor sular biliyorum. Özellikle böylesi yok, gecelerde değil. Konuşulması zor konular ama birilerinde bunları konuşması şimdi ve hatırlatması gerekiyor. Şunu da bakmak lazım. Bu mesele 40 yıldır sürüyor. 40 tane de politika izlendi. Erdoğan geldiği zaman şöyle diyordu. Güvenlikçi politikalarla bu iş çözülmez dedi. Sonra kendi güvenlikçi politikaya geçti. Şimdi diyeceksin ki her konuda böyle bir öyle bir böyle devam ediyoruz. Hatırlarsan gene Dolmabahçe'de böyle bir toplantı olmuştu. 2015 seçimlerinden önce. Yine Şubat ayıydı. Şubat ayının 28'iydi yanılmıyorsam. Oradan bir toplantıda bir kararlar çıktı. Erdoğan biraz bekledi, havayı kokladı. Herhalde o sıra anketler falan yaptırdı. Baktı ki AK Parti'nin durumu hiç iyi değil. Masayı dağıtıverdi. Şimdi ondan sonra bütün her şey tekrar eskiye döndü ve değişti. O zaman Türkiye bunu niye böyle bu hale geldi sorusuna şu cevap verildi hep. Ya AK Parti buradan kendine müthiş bir zafer, bir kazanç çıkarmak için tek başına yürüdü. Halbuki o zaman bu işi mecliste yapsaydı, yanına diğer partileri de alabilseydi, en azından CHP'yi de alabilseydi ana muhalefet partisi olarak, bu iş belki başka türlü de gidebilirdi. Belki oradan gelecek uyarılarla AK Parti tek başına bu duruma düşmezdi. Erdoğan demişti ki ben baldıran zehiri içerim bu mesele için demişti. Zehir falan da hiç içmedi. Yeter ki bu mesele çözülsün diye. Bu meselenin çözülmeyip de bu hale gelmesinin o gün izlenen politikanın bir payı yok mu? İki, Suriye meselesinde de orada diyoruz ki PYD, PKK falan bir terör devleti oluştu. Şimdi biz ilk Suriye meselesinde açık sınır politikası izledik. Sonra ondan bir anda vazgeçerek büyük duvarlar çekerek duvar politikası izledik. İlk Suriye meselesi başladığı zaman PYD ile biz resmen görüşüyorduk. Ankara'ya davet ettik. Beraber yapalım dedik. Süleyman Şah Türbesi'ni ihale ettik. Ya Süleyman Şah Türbesi almak için taşıya o türbeyi de bir hal olduk. Harekat yaptık. Onları Özgür Suriye Ordusu'nun içine katmaya çalıştık. Onlar katmayınca bir anda onları dışladık. Peki Kobani meselesinde bu Amerika oraya nasıl geldi? Kobani meselesinde Türkiye o zaman Davutoğlu başbakandı. İnsani yardım dahil Kobani'ye yardım yapılmayacak dedi. Bir baktık ki iki gün sonra ABD helikopterleri gitti. Oradaki insanlara silah attı. Sonra ABD askerleri gitti, onları eğitmeye başladı. Şimdi biz dönüp diyoruz ki, ya orada bir devlet kuruldu, ABD oraya yerleşti. İlk başta ABD orada var mıydı? ABD orada yoktu. Halbuki IŞİD saldırısına belki biz Türkiye durdurmaya çalışsaydı, hiç oraya Amerika gelmeyecekti veya gelecekti. Ama Türkiye'nin orada bir gücü o zaman olacaktı. O zaman biz çok sessiz kaldık. Ve IŞİD'in bu saldırısına karşı, bakın ondan itibaren bütün Batı'daki yayınları düşün. Oradaki bütün PYD'liler Batı medyasında birer kahraman olarak anlatılmadı mı? Amerika oraya bu yüzden gitmedi mi? Onları korumak için gidilmedi mi? Peki aynı Amerika'ya yeri geliyor. Müttefikimiz diyebiliyoruz. Az evvel de böyle söyle. Oturup da bir neyin müttefikliği acaba? Onu da insan öz eleştiri de yapması lazım iktidarın. Yani hangi politikası doğru? Bundan sonra hangi politikayı izleyecek? Yarın tekrar başa mı döneceğiz? Yoksa böyle devam mı edeceğiz? Sürekli işte harekatlar, operasyonlar,
mı konuşulacağız daha uzun yıllar? Pazar günü düzenlenme ihtimali zora giren Tan Doğan mitinginin öznelerinden biri. Türkiye İşçi Partisi de bir duyuru yapıyor. Diyor ki, bir tweet atılmış parti genel merkezi hesabından, sarayın sınır ötesi operasyon tezkereleriyle gençleri gözünü kırpmadan ölüme yollayanlara, çözüm yerine ölüm, barış yerine savaş isteyenlere soruyoruz. Neden hep yoksul çocukları ölüyor? Neden ateş hep sıvasız evlere düşüyor diyor. Az evvel konuştuğumuz konu aslında. Şehit cenazelerini uğurlayacak bu hafta sonu Türkiye, Türkiye'nin dört bir yanında şehit cenazeleri olacak. İsimleri soran izleyicilerimiz var. Ailelere haber daha çok yeni verildi ve isimler de kamuoyuyla paylaşılmadığı için Milli Savunma Bakanlığı tarafından biz de isimleri sizinle paylaşamıyoruz. Yoksa eminim Ferit Demir'in elinde de isimler vardır. Hangi illere şehit cenazelerinin gideceği bilgisi vardır ama dediğim gibi Milli Savunma Bakanlığı bu isimleri kamuoyuyla paylaşmadığı için biz de sizlerle paylaşamıyoruz. Ola ki henüz haber verilememiş bir aile varsa, bir gazeteci için en acı tecrübedir. Sağlık ekipleriyle gidilir, şehit ailesinin evine haber vermeye, kapı açılır, anne karşısında üniformalıları görür ve zaten sonrasını hatırlamaz çoğu. Çok acı bir tecrübedir. Dolayısıyla henüz belki bazı ailelerin de haberi yok. O yüzden bizim de isimleri sizinle paylaşmamız doğru değil. Ferit Demir, isimler dışında, kimlikler dışında yeni bir bilgi var mı acaba? İrfan Değirmenci, tabii ki isimler bize mevcut ama tabii paylaşımımız söz konusu değil. Şehitlerin kentlerini de biliyoruz. Ama tabii o bölgede, yani Kuzey Irak'ın iç kesimlerinde, yani Türkiye'nin sınırının hemen yakınlarındaki o bölgede şu anda yoğun bir operasyonel faaliyet var, yoğun bir çatışma var ve orada 4-5 ayrı tugay var. O tugaya mensup binlerce asker var. O binlerce askerin aileleri, binlerce askerlerin aileleri çocuklarının durumunu merak ediyor. Acaba benim çocuğum mu, benim yakınım mı, benim yeğenim mi, benim akrabam mı diye. O açıdan isim paylaşmanın son derece riskli bir durum olduğunu belirterek bu konuyu gündemimizden çıkarıyoruz. Bölgede yoğun bir çatışmanın hala devam ettiğini belirtelim. Hatta Hakkari'nin Çukurca ilçesinden hemen sınırının çok yakın bölgesinde silah ve çatışma seslerinin duyulduğunu da belirtelim. Çukurca ilçesinden de bölgeye topçu atışının, yani oradaki konuşlu birliklerden sınırın iç kesimlerine ateş açıldı. Yani ateş açıldı derken topçu birliklerle, fırtına obüsleriyle belirlenen hedeflerin vurulduğu, gece saatlerinde bunun yoğun bir şekilde devam ettiği, bölgede yoğun bir askeri hareketlilik var, yoğun bir sınıra zırhlı birliklerin sevkiyatı söz konusu. Bu konuda bölgeden ciddi bilgiler geliyor ve havadan da belli bir hareketliliğin olduğu, hava şartlarının bu saatlerde kısmen düzelme eğiliminde oldu, ancak değişken bir hava durumu söz konusu. Sisin özellikle iç kesimlerinde, ZAP bölgesinin yakın bölgesinde etkili olduğu ve etkili olan bölgede de çatışmaların yer yer devam ettiği, F-16 savaş uçaklarının da bazı bölgeleri vurduğu belirtiliyor ve Diyarbakır'ın da savaş uçaklarının hiç durmadı. Belli aralıklarla kalkış yaptığı ve sınırın iç kesimlerine doğru uçuşlar yapıldığı ve belli hedeflerin vurulduğu bilgisi var. Yaralı askerler Hakkari ve Şırnak'taki hastanelerde tedavi altına alınıyorlar. Oradaki özellikle mülki amirler, diğer yetkililer yaralı askerlere her türlü yardımın, kan ihtiyacı ve diğer ihtiyaçların karşılanması için seferber olduklarını da belirtmek isterim. Dediğim gibi orada yoğun bir hareketlilik var, yoğun bir şey var. Durum söz konusu ve hava sıcaklığının giderek bu saatler itibariyle daha da eksilere, yani sıcaklığın -17-18'lere kadar yükseldi. Çünkü gecenin geç saatlerinde hava sıcaklığı maalesef daha da düşüyor ve tipi bazen etkisini arttırıyor, bazen duruyor. Havadaki hava akımlarının durumuna bağlı olarak bölgede